Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kristal kurabiye tarifi vereceğim. Yoğurma kabıma 125 gram oda ısısında beklemiş margarin veya tereyağımızı koyuyoruz. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. 1 adet yumurtamı da kırıp, ister elinizle, isterseniz benim gibi mikserle çırpabilirsiniz. İyice karışana kadar çırpıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdım. Mikserle çırparsanız daha güzel kıvam alıyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Kremamsı bir kıvam alıyor ve kurabiyenizin daha kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Şimdi içerisine diğer malzemelerimizi ilave edelim. 1 çay bardağı nişastamı ilave ediyorum. Mısır veya buğday fark etmez. Hangisi elinizde varsa o olur. Şimdi unumun yarısını ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Güzel yumuşak bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Tekrar un ilave edebilirim. Kıvamına göre bakacağım. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamurumu yoğurdum. 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilave ettim. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi şekil vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimizle güzelce yuvarlayalım. Ortasına şöyle parmağımızla bastıralım. Şimdi bir tabağa 1 fincan toz şeker koydum. Kurabiye hamurumu ona batıracağım. Kristal adını da buradan almış oluyor kurabiye. Toz şeker dışında çok güzel gözüküyor, parlıyor. Her tarafını eşit şekilde, şöyle yakından da göstereyim, toz şekere buladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime koyacağım. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp tepsime diziyorum. Kurabiye hamurlarıma şekil verdim. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında üzerini çok kızartmadan pişiriyoruz. Kurabiyelerimi 20 dakika fırında pişirdim ve soğumaya bıraktım. Şimdi kurabiyelerimin tam ortasına fındık kreması koyacağım. Eğer evinizde fındık kreması yoksa marmelat da koyabilirsiniz. Şöyle tam ortasına fındık kremasından güzelce koyuyorum. Diğerlerini de aynı şekilde kurabiyelerin ortasına çikolata kreması sürüp hazırlıyorum. Kristal kurabiyelerim servise hazır. Çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi içerisine sadece çikolata kreması değil, reçel veya marmelat kullanabilirsiniz. İsterseniz sade de yiyebilirsiniz. Kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.